Merhabalar sevgili arkadaşlar. Türk Dil Kurumu sağ olsun boş durmuyor. Canı sıkıldıkça değişiklik yapıyor. Bazı sözcüklerin yazımında ve bazı dil bilgisi kurallarında değişiklik yaptı. Ki bağlaçtı, edat oldu. Onunla ilgili bir video atmıştım. Linkini yorum ve açıklamalara bırakırım. Bugünkü videomuzda da yazımı değiştirilen sözcüklerden bahsedeceğiz. Hangilerini bilelim, hangileri önemli onları söyleyeceğim sizlere. Bu ilk 9 sözcük içerisinde çıkabilecek olan daha öncesinde boyboz olarak sosyal medyada çokça kullanıyordu. Biz de bununla ilgili soru postu atmıştık. Boyboz şekline dönüştürülmüş Doğubayazıt diye E harfiyle yazılıyor idi sevgili arkadaşlar. Doğubayazıt şekline dönmüş. Yine hasır altı etmek bitişikti ayrılmış. Kayyum hani belki testlerde karşınıza çıkabilir. Yani bu 9 sözcük içerisinde karşımıza sorularda çıkabilecek olan boyboz, hasıraltı ve Doğubayazıt olduğunu düşünüyorum. İkinci listemizde ise 13. kelimeye dikkat etmenizi istiyorum. Ünvan. Ki bunu daha önce ÖSYM sormuş idi. Yani şimdi doğru olan haliyle o zaman ünvan şeklinde yazıp yazım yanlış olarak sormuştu. Unvandı doğrusu eskiden tekrar ünvan şekline döndü. Ve yeşiller, bununla ilgili de inanılmaz postlar, sorular vardı. Hala da var internette. Özellikle kuru soğan, yeşil zeytin, siyah zeytin geyiği epeyce dönmüştü. Artık TDK bu geyiklere son vermiş ve yeşiller ayrı yazılıyor arkadaşlar. Biber, zeytin, soğan vesaire. Bunu da bilelim. Bir de yakan top örneği var. Bu da şunun istisnası olmuş. Biliyorsunuz anası mezar dikecekmiş sıfat fiilleriyle kurulan birleşik sözcükler ayrı yazılıyorlar. Hani çalar, saat, yakan top gibi. Bunlar yine ayrı yazılıyor. Sadece yakan top için istisna getirilmiş. Yakan top birleşik yazılıyor. Ünvanı unutmuyoruz. Yeşiller ayrıldı. Yakan topu unutmayalım. Doğubayazıt'ı unutmayalım. Bir de ne demiştik? Hasıraltı etmek ve boyboz örnekleri. Dil bilgisi kurallarında birkaç değişiklik daha var. Onları da bir başka videoda sizlere anlatacağım. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.